Evet Putin'in önemli bir hamlesi bu. İlhak referandumla birlikte süreç artık başladı. Buralar birer Rus toprağı ilan edilecek. Birleşmiş Milletler tepki gösteriyor. İsrail tanımayacağız diyor. Avrupa tanımıyoruz diyor. Amerika tanımıyoruz diyor. Fakat Putin bunlara aldırış etmiyor. Putin'in bu hamlesinden önceki en öldürücü ve sartıcı hamlesi doğalgaz üzerindendi. Şimdi Kuzey Akın 1-2'deki sızıntılar malum. Giderilmesi çok güç, çok kısa vadede. Bu başlı başına bir sorun. Ama aynı zamanda bir şekilde vanaları teker 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 kapadı. Şu anda Kremlin yani kara kış kapıda Avrupa donacak. Artık bu çok net gösteriyor. Eğer bir anda Putin vazgeçmezse. Bakınız hatları size göstereyim. Bunlar doğalgaz hatları. Kuzey Akım birden geliyor. Kuzey Akım 2'den geliyor. ve Almanya'da bir şekilde toplanıyor. Belli bir kısmı Danimarka'ya gidiyor. Buralardan pazarlara doğru açılıyor. Şimdi Türk Stream dedikleri e, burası bir hat yani Türk hattı. E, o başka bir. Burası mesela e, başka bir hat. Blue Stream mavi hat başka bir hat. Bunların hepsinde doğal gaz akışı sağlanıyor. Türkiye'ye gelen e, Türk Stream'deki yani Türk bu e, akım ve boru akımının daha doğrusu gelen gazda bir sıkıntı yok. Türkiye'ye gelen e, gazda Gazprom üzerinden mavi akım dedikleri o hatta bir problem yok ama diğerlerin hepsinde problem var. Şimdi artık doğalgaz akışını kapadığı için Putin Avrupa'nın neredeyse üçte ikisine çoğunlukta artık gaz ulaşmayacak, gitmeyecek. Bir de üstüne bu sızıntı da eklenince tamamen bir paradoks meydana gelmiş durumda. Girift bir hal aldı enerji krizi ve burada da yine Rusya'nın ne kadar güçlü bir pazara sahip olduğunu görüyorsunuz. Pembeyle işaretlenen bölgelerde Bunların hepsi Rusların elindeki güçlü doğalgaz rezervlerinin bir tarifi aslında. Piyasayı elinde tutuyor. Ve gelelim şimdi neden olacağı sıkıntılara. Rusya'nın gaz devi Gazprom Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu. Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapan 7 boru hattının 4'ünü kapatmış durumda. 7 boru hattının 4'ünü kapadı. Danimarka'ya giden hatta sorun yoktu. O açıktı ama o da sızıntı dolayısıyla durdu. Kuzey yakın bir Rusya'ya uygulanan batı yaptırımları sonucunda kapatıldı. Ancak dün yaşanan patlama sonucunda teknik olarak da artık devre dışı kaldı. Yani Kuzey Akım 2 zaten batının bir kapatmak zorunda kalmıştı yaptırımlar yüzünden. Daha Kremlin kapatmıştı. Şimdi bu sızıntıyla birlikte tamamen devre dışı kaldı. Bu durum ne anlama geliyor? Bakınız Avrupa'yı bekleyen sorunlar ve Avrupa'nın acilen aldığı önlemler. Avrupa halkı günde sadece 8 saat gaz kullanacak sadece 8 saat. Yani gündüz evde soğuk da olsa, iş yerinde soğuk da olsa o gazı kullanamayacak. Geceleri kullanacak ağırlıkta. Ütü yapmama, birlikte duş alma önerileri, soğuk yemek yeme, ocağı kullanma, ocak açma, fırın kullanma gibi çok ciddi bir takım önlemler vatandaşlara bunlar salı veriliyor şu anda. Salık veriliyor. Bunları yapın diyor hükümetler. Gaz kullanmayın. Mümkünse soğuk yemek yiyin. Günde 8 saat gaz kullanabileceksiniz. Elektriği çok fazla harcamayın. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Medeni dünyada, medeni Avrupa'da hayat %50 ölçüsünde felç olacak demektir. %50 ölçüsünde. Avrupalılar buna ne kadar dirayet gösterecekler? Göreceğiz. Şimdi bakın isyanlar, protestolar başladı. Bunlar daha da şiddetlenecek. Çünkü kış geliyor. Avrupa'ya da çabuk geliyor. Kasım'dan itibaren havalar çok soğumaya başlar evet, bir şekilde Avrupa'da. Çok ciddi sonuçları olacak bunun. Ağır sonuçları ve inanın birçok hükümet sarsıntı yaşayacak ve ekonomik anlamda da Avrupa'da ciddi sorunlar yaşanacak. Bu zaten belirtiliyor. Avrupa liderleri bunu sık sık dile getiriyorlar. Avrupa küçülecek bu enerji krizinden dolayı. Para kaybedecek. Ciddi bir enflasyona dönüşecek bu. Hepsi net ama en önemlisi bir diğer net olan enflasyon pahalılıkla birlikte donmak. Bu en önemli sorunsal. İşte Avrupalılar bununla karşılaşacaklar. Şimdi